Merhaba sevgili arkadaşlar, röportajlarımız olanca hızıyla devam ediyor ve şu anda yanımızda çok değerli sanatçımız Veysel Bey konuğumuz. Veysel Bey, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Eyvallah, sağ olun. Vallahi güzel. Sizleri görmek bizim için de çok büyük mutluluk. Veysel Bey, şunu soracağım. Gerçekten ben de bir oyuncuyum ama sizin samimi söylüyorum. Hani ben hayran kelimesi kullanmak istemiyorum. Siz oyuncuları çok beğeniyorum ve takdir ediyorum. Önce şunu soracağım. Yakında böyle bir projeniz var mı oynayacağınız? Devam eden sahne projem var. Yani Altan abiyle, Altan erkekleriyle bizim bir sahne gösterimiz. Tiyatro mu? Evet. Tiyatro çalışmanız. Sahne gösterisi değil, müzikli. Tiyatro süper. Denemez ona. Daha başka bir şey. Gibi falan. Müzikli bir şey, evet. Harika valla. Şifa Niyetine. İnternete girip. ismi o, Şifa Niyetine. Şifa Niyetine. O zaman şöyle, izleyicilerimiz internete ne yazsınlar abi? Şifa Niyetine diye girdikleri zaman görürler. Tamam. Onunla ilgili bilgi alırlar. Arkadaşlar, Veysel Bey'i takip etmek isteyen ve sevenler Google'a Şifa Niyetine diye yazarlarsa oradaki müzikalini, müzikli oyununu görebilirler. Altan abiyle mi oynuyorsunuz? Evet. Harika, evet. Başarılar, evet, diyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi şunu rica ederim. Türkiye'de bir yurt dışına böyle turneniz var mı? Oluyor tabii. Almanya'ya gittik, Kıbrıs'a gittik. O oyunla İngiltere'ye gideceğiz. Türkiye'de zaten birçok yere gittik. Gidiyoruz. Hı. Devam ediyor yani. Hayat harika, güzel. Harika. Çok güzel. Veysel Bey şunu da hemen size soracağım. Bugünkü sorumuz şu. Kadıköylüleri de sorduk. Sizce Türk tarihinin en büyük ismi kim? Birçok büyük isim var ama yani yakın tarih itibariyle veya büyük dönüm noktası itibariyle Türkiye'ye yeni bir çığır açmış Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Yani, yani diyorsunuz bir numara Atatürk'ümüz. Yani tabii ki tarihte de tabii ki çok büyükler vardı. Yani o büyüklerden birisi de hepimiziz yani. Hepimiz birer Türk büyüğüyüz ona bakarsanız. Çünkü herkesin kapladığı bir yer var, bir görevi var, bir misyonu var. Herkesin değeri kendine. Evet. Ama yani işte Türkiye'nin kaderini değiştirmek anlamında, çağdaşlaşma yolunda, zor günlerden çıkarmışlığı itibariyle Mustafa Kemal Atatürk derim ben yani. Tabii modern devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de bütün kahramanlarımıza sevgiyle saygıyla anıyoruz. Veysel Bey, buradan sonra şunu söyleyeceğim. Sevinlerinize ve ailenize neler söylemek istersiniz? Öyle yayınımızı kapatalım. Mutluluklar dilerim herkese. Mutlu olmaya çalışsın. Yani bu hayatta tek derdimiz mutlu olmak olmalı bence. Birey olarak diyorsunuz. Evet, bireysel olarak. Bireysel olursak toplumsal olarak da oluruz. Çok güzel bir hayat bahşedilmiş hepimize. Bunun değerini bilelim. Keyifli olmaya çalışmak. Benim derdim bu, misyonum bu hayatla ilgili. Evet. Vallahi biz sanatçı ve birey olarak çok güzel yanıtlar ve çok güzel mesajlar verdiniz. Size çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hem sosyal yaşamımıza hem de sanat yaşamımıza başarılar diyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor.